Evi yoksa almalı. Almazsa çünkü bir daha hiç alamaz. Çünkü faiz düşerse ki düşer mutlaka bir yıl sonra. Faiz yani düştüğünde 1,5-1,5'a düşerse bu sefer ev fiyatları iyice artacak. İstanbul'da bir kez alamazsın bu parayı. Hiçbir şey alamazsın. Alacağını da para kazanamazsın. Çünkü para kazanmanın yolu müstakil tapu ve büyük yer almaktan geçer. Sen gidip de İstanbul'da 12 metrekare yer alırsan, Çatalca'da 200 metrekare yer alırsan kuvvetle muhtemel para kazanamazsın. Hisseli arsa ben hayatım boyunca almadım, almayacağımı da satmıyorum da almıyorum da. Ama merkez bankaları altın alıyorsa ben de altın alırım. Niye gümüş alayım? Altın merkez bankaları ne alıyorsa onu yaparım yani. Finansal özgürlük zenginlik değil arkadaşlar. Zengin olana finansal özgür olmuyor. Kredi kartı senin almayacağın bir ürünü almanı sağlıyor. Dolayısıyla çok güzel şu kolundaki saati bu kredi kartı sayesinde alabiliyorsun. Kredi kartın yoksa alamıyorsun. Saatsiz dolaşıyorsun. Merhabalar, bu hafta konuğumuz Mert Başaran, tasarruf ve yatırım uzmanı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın Gökhan? Ben de iyiyim. Hemen konulara girelim istiyorsan. Evet. Şimdi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. %45'e sabit tuttu. Şimdi önümüzdeki süreçte dolar ve altını seninle kısaca bir konuşalım hızlıca. Tamam. Abi dolar çok ucuz. 31 lira dolar için ucuz bir rakam. Bunu millet anlamıyor ama bizim siyasetçiler de anlatamıyor. Vatandaş zaten anlamıyor. Ekonomistler de anlatamıyor. Doların bu kadar ucuz kalması ülke için sağlıklı bir şey değil. Vatandaş bunu iyi bir şey gibi görüyor. Çok seviniyor. Çünkü siyasetçiler de bunu böyle anlattı, ekonomistler de böyle anlattı ama ben kaç tane fabrikanın üzülerek kapanmasına şahit oluyorum. Fabrikaları taşıyorlar, insanlar işsiz kalıyor. İşte Maraş'a gideceğim, Antep'e gidiyorum, bilmem nereye eğitim veriyorum burada. Şirketler, var olan şirketler bu kurla ben burada yaşayamam diyor. Çünkü rekabet edemiyorum diyor. İşte Özbekistan'a gidiyor, Mısır'a gidiyor vesaire. Yani böyle kur 2-3 yıl böyle düşük kalırsa, böyle hep böyle düşük kalırsa, yani şu an düşük, bunu anlamıyoruz ama yani 35 bile düşük, 36 da düşük çünkü enflasyonun altında. Enflasyon olmaması lazım. Enflasyon sıfırsa doların hiç artmaması lazım. Ama enflasyonun %50 olduğu, %60 olduğu yerde sen doları %25 arttırırsan, bunun sonunda asgari ücret 600 dolar, 700 dolar oluyor, üretim kayıyor. Üretim kayınca bir yıl çok mutlu Ama olacağız. şey var abi, şimdi dolar diyelim arttığı zaman marketteki fiyatlar artıyor. Herkes Herkes bunu artıyor. bahane ediyor. Evet, doğru. Yani peynir 250 lirası 300 lira oldu. Doğru. Gerekçesi ne? Dolar 1 lira arttı. Doğru. Doğru. Aynen öyle, enflasyon artıyor. Şimdi başta şu olması lazım. Doların da, enflasyonun da, şeyin de, asgari ücretin hepsinin sabit ya da işte aynı şekilde artması lazım. Bizde bir taraf çok önde giderse öbür de onu yetişiyor. Sorun Peki orada. normal şartlarda bugün doların olması gereken kur miktarı ne olmalı? Ya olması gereken demeyeyim ama. Şöyle Olması. 65 diyen de var, 55 diyen de var, hatta 100 diyen de var. Ya şimdi dolar bir gün 100 de olur, 1000 de olur, her şey olur. Çünkü zamanında oldu. Türkiye'de doların ben 30 lira olduğunu, 30 hani 30 bin olduğunu da hatırlıyorum. 30 binden 1,6 milyona çıktığını da hatırlıyorum. Her yıl artar. Ya doların enflasyon kadar artması lazım kardeşim. Eğer üretim Amazon, Tesla, neydi onun ismi, başka neydi işte böyle büyük dev şirketler, WhatsApp yoksa, iPhone, Apple'ın yoksa ki yok üretemiyoruz. Sen tekstil üretiyorsan, fasoncuysan maalesef Türkiye olarak mecburen doların asgari ücret kadar artması lazım en az. Şimdi şu anda geçen yıl yani asgari ücret demeyeyim de enflasyonla Amerikan enflasyonu artı Türkiye enflasyonu kadar artması lazım. Ya da asgari ücret kadar en kötüsünden. Şimdi baktığın zaman seçimden önce yani şeyden önce bu yıl başında dolar 29 lirayken asgari ücreti %50'ye yakın arttırdık biz. Şimdi %50'ye yakın arttırırsan eğer asgari ücreti dolar %40 bile artsa, bak %40 bile artsa o zaman dolar 42 lira oluyor. Yine asgari ücret kadar artmamış olacak. Dolayısıyla şey algımız yanlış. Yani vatandaşın da siyasetçilerin de şu algısı yanlış. Ya dolar 42 lira olduğunda bu sene sonunda dolar arttı diyecekler. Hayır dolar artmadı diyeceğim ben de. Enflasyonun altında kaldı. Asgari ücretin altında kaldı diyeceğim. Bu ne demek biliyor musun? Bu üretimin bitmesi demek. Zamanla Türkiye'de hiç üretim. Bakın Türkiye'nin en kötü dönemi, en iyi gözüken en kötü dönemi 2002 ile 2012 arası dönemdir. 2002 ile 2012 arasında dolar hiç artmadı. O yüzden vatandaş çok mutlu oldu. Herkes yurt dışına gitti. Görmeyeceği müzeleri gördü. Tamam mı? Görmeyeceği Evet. kruvasanları Fransa'da yedi. Selfileri çekti. En iyi telefonları aldı. En iyi arabaları aldı. Suni bir refahla ülke şeye döndü. İthalat cennetine döndü. Üretim bitti. Bakın üretim bitirmek istiyorsanız tamam mı? Doları bugün tutarsın. Doları 25'te tut. 20'ye düşür. Üretim kalmaz. Sen de dersin ki Mert abi enflasyon bitti. Çok mutluyum. Mutlusun da şey bitti. Üretim bitti. Dolayısıyla bunun çözümü nedir? Bir an önce enflasyonun düşmesi lazım. Zaten enflasyon %10'a düşerse, %15'e düşerse o zaman doların artmasına gerek kalmaz. Ama tekrar söylüyorum yani enflasyonun %50-60 olduğu bir yerde sen doları bu rakamda tutarsan bunun sonunda patlaması büyük olur. Yani seçimden sonra ben dolar, yani sorunun cevabı şu. Seçimden sonra demeyeyim de seçimden sonra başlar ama yıl sonuna kadar dolar 40 lira olursa bu anormal bir şey değildir diyorum. 42 olursa da
anormal bir şey değil. Ama yine enflasyonun altında artmış olacak zaten. Yine enflasyonun altında artacak çünkü. Peki o zaman şunu diyelim. Peki elinde bir miktar parası olan yani Ayşe teyze, Mustafa amca. Ya diyelim 100 bin, 250 bin ya da 500 bin lirası var. Ya şimdi ne yapsın bunu? Şu an 31, 42 olacağı için dolara mı yatırsın? Yoksa altına mı yatırsın? Yoksa gayrimenkul mü alsın? Ya dolar 42 lira olduğunda yine para kazanmayacak. Niye kazanmayacak? Oldu diyelim. Olacak demiyorum da varsayalım oldu. 40 oldu diyelim. Dolar 40 lira oldu. Hatta 45 oldu diyelim. 45 olduğunda yine asgari ücret kadar artmamış olacak. Her şey daha çok arttığı için yine para sevmiş olacak. Dolayısıyla dolar değil altın alması lazım. Çünkü dolar %50 bile alsa yani dolar 42 lira olsa %40 arttığında altın kuvvetle muhtemel %50-60 artacak. En azından altın her zaman doları geçtiği için daha avantajlı. Veyahut da ucuz mal bulup ucuz mal almak en avantajlı. Bu gayrimenkul olur, arsa olur, toprak olur en mantıklısı. Elle tutabildiğiniz bir şey almanız daha iyi. Ama sen dolar aldın veya euro aldın sonuçta paran eriyor. Yani sonuçta o para enflasyonun hep altında kaldığı için paran eriyor. Sen de bunun farkına varmıyorsun. Peki abi şimdi gayrimenkul alalım dersen. Ya şimdi bir insanın ortalama 500 bin ya da 1 milyon TL birikmiş parası olsa bile şimdi İstanbul'daki konut fiyatları belli. Yani konut almasın İstanbul'da. 2 milyondan başlıyor. Şimdi bu kredi faizleri de şu an minimum 2.80'den başlıyor. 4'e kadar çıkıyor. Şimdi ödeyebilen insan yani gidip 1 milyon çektiği zaman 3.5 milyon geri ödeyecek. Ama bir miktarda parası var. Eğer kredi miktarını ödeyebiliyorsa gitsin o evi alsın mı? Eğer evi yoksa tabii evi yok olan için konuşalım. Evi yoksa almalı. Almazsa çünkü bir daha hiç alamaz. Çünkü faiz düşerse ki düşer mutlaka bir yıl sonra. Faiz yani düştüğünde 1.5-1.5'a düşerse bu sefer ev fiyatları iyice artacak. Hiç ama 1 milyon teşinat verecek, 1 milyon da kredi çekecek. Bunun maliyeti buna 5 milyona gelecek. Tamam. Maliyeti. 10 yıl sonra o ev 5 milyona kalır mı sence? Kalmaz. O ev en az 25-30 milyon olacak. Oturduğun yerden para kazanırsın. Dolar örnek vereyim. 60 oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Örnek vereyim. Mesela ben bir ev aldım. Bu taraflarda 300 bin liraydı o zaman. Aldığım kredi o zaman işte bir ev kadar para ödedim diye herkes dalga geçiyordu. 300 bin liraya 750 lira total para ödedim. Bugün 4 milyon lira oldu. Yani şimdi ben para kazandım mı? Kazandım. Dolayısıyla ama o zaman da herkes diyordu ki bu kadar çok yani. Anladın mı? Yani sen o evi 1 milyon alıyorsan 10 yıl sonra ev 1 milyon kalmayacak. 20 olacak. Sen ödediğin 5 milyon sen 15 milyon oturduğun yerden para kazanacaksın bankanın parasıyla. Dolayısıyla artı şu var yapılandırma yapabiliyorsun. Bazı bankalar buna engel koyuyor ama bir şekilde onun yöntemleri var. Ne yapıyorsun? Ev aldın mı 1 milyon liraya? Faiz bu faizle. Ev fiyatları yarın gün faizler düştü. Faizler düştüğünde ev fiyatları 6-7 olduğunda sen şunu yapabilirsin. O evi borcuyla satabilirsin. Bir. Çok iyi kar edersin o zaman. Evet. İki, evine oturmak istiyorum, satmak istemiyorum dedin gidersin o borcu kaparsın. Yeni krediye başvurursun. İkinci kez kredi alırsın. Yani bir sürü yöntemleri var. Dolayısıyla ev alacaksan illa faizler yüksekken alacaksın. Çünkü pazar gibi ucuz alabilirsin. Faizler düşükken alamazsın zaten. Zaten fiyatları otomatikman yükseliyor. Otomatik olarak acayip yani. Faizden kazanacağın aylık 100 bin liraysa ev fiyatı 1000 lira artıyor. Hiçbir şey kazanamıyorsun. Peki abi şimdi şöyle bir şey var. Yani adamın bir miktar parası olsa bile diyelim kredi çekip ev alamıyor. Şimdi bu 2023 yılında malum arsaya ciddi bir yöneliş oldu. Şimdi arsa fiyatları da buna paralel olarak arttı. Evet. Şimdi elinde 500 bin, 1 milyon lirası olan için siz nerelerden arsa almayı önerirsiniz? Evet. Yani İstanbul mu, Çatalca mı, örnek veriyorum Kırklareli mi veya bölge olarak söylerseniz. İstanbul'da bir kez alamazsın bu parayı. Hiçbir şey alamazsın. Alacağını da para kazanamazsın. Çünkü para kazanmanın yolu müstakil tapu ve büyük yer almaktan geçer. Sen gidip de İstanbul'da 12 metrekare yer alırsan, Çatalca'da 200 metrekare yer alırsan kuvvetle muhtemel para kazanamazsın. Ha bunu niye alıyorlar insanlar? Kullanım için. O ayrı bir şey. Adam hobi bahçesi yapacağım diyor. Ekeceğim, biçeceğim. O ayrı. O keyif için alıyorsanız alın ama esas para kazanmak istiyorsanız büyük yer almanız lazım. Büyük yeri de nerede alabilirsiniz? Paranız, gücünüz nereye yetiyorsa alacaksınız. Yani öyle insanlar var ki şeyde Silivke'de alıyor, Adana'da veya Mersin'de alıyor. Metrekaresi ucuz yerleri, tarım toprakları inanılmaz kârla satıyorlar. Kimi gidiyor Ege'de alıyor, kimi gidiyor Karadeniz'de alıyor. Yani sonuçta ucuz malı aldıktan sonra konumu da iyiyse her yerde para kazanırsın topraktan. O yüzden ben bölge vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence en büyük hata o zaten. Şu bölge çok artacak. Saçma. Bu bölge çok artacak dediğim anda zaten herkes oraya mesela gider. 40 lirayla da çok geçiyor mesela şu arada. Tamam çok geçiyor. İşte yanlış. Çok geçen yerden almayacaksın. Çok borsada çok hisse adı konuşulan hisse alırsan zarar edersin. Çok konuşulan yerde arsa alırsan da zarar edersin. Çünkü herkes orayı konuşuyorsa zaten oranın herkes gidiyordur. Herkes gördüğü için de fiyatlar artmıştır. Sen pahalı fiyattan alırsın. Sürü psikolojisiyle tepeden alırsın zarar edersin. Herkes 40 lirayla konuşuyorsa 40 liradaki yerini satma zamandır. Alma zamanı değil bak tekrar söylüyorum bak. Herkes konuşuyorsa satma zamandır. Yani ki gerçekten böyle. Kırklareli depremden sonra bizim çok müşterimize yer aldırmıştık. Herkes İstanbullular oraya gidince o adamlar da 100 liraya aldıkları yerleri 1000-1500 liraya satmaya başladılar. Peki abi hisselerse konusuna gidersek şimdi çok soru geliyor onunla alakalı olarak. Yani his yani adamın elindeki miktar hisseler satmaya yeterli. Tamam. Yani alsın mı sonraki bunu hisselerdeki riskler şu. Bir şufa davası riski var. Çok büyük problem. Sizden ucuza elinizden alabiliyorlar. Bunu bir avukatla konuşsunlar. İyi bir avukat olması lazım. İlla hisseler alacağım diyorsa. İkincisi izale-i şu riski var ortak olduğunuz için.
Dolayısıyla hisselerse ben hayatım boyunca almadım, almayacağımı da satmıyorum da almıyorum da. Ama ama çok iyi arkadaşsınızdır. 5 tane kardeşsinizdir. Ben kardeşime de almıyorum çünkü kardeşimle yaşarsam en büyük problem onunla yaşıyorum ben. Ama velev ki çok iyi kardeşiniz var diyelim. Kardeş gibisiniz. Yani senin gibi bir adamla alırım ben yani. Sen, ben, eşim, 4 arkadaş belki ortak hisseli alabilirsiniz ama tanımadığınız adamı içine sokarsanız çok ciddi problem yaşıyorsunuz. Çünkü tanımadığınız adamın ne yapacağını bilemezsiniz. Bir ton sıkıntı. Yani müteahhite verirken kilitliyor seni. Ya, apartmanlarda bile öyle ya. Sen hisseli bırak ya. Apartmanı yıktıracaksın. Bir tanesi dava açıyor. 4 yıl kilitliyor. Yani ben niçin yani doğru, dürüst, tek başıma karar vermek varken başkasıyla ortak olayım. Yani o yüzden hisseli arsanın mantığı Türkiye gibi insanların çok anlaşamadığı yerde çok zor. Ama çok iyi arkadaşındır, ortak alıyorsundur. Bir şey diyemem ama ben alacaksın müstakil. Çünkü satarken de zorlanıyorsun. Çünkü müstakil olur da adam, yandaki adam bir de hisseli arsa da kanunen yerinde belli olmuyor. Şimdi bir sürü muvafakatname falan yapılıyor ama onlar çok adam öldüğünde geçerli değil. Adam öldü veya sattı. Yeni gelen diyor ki ben buranı kullanacağım diyor. Hadi bakalım ne yapacaksın? Kavga gürültü ondan sonra. Yani çok kavga gürültü edebilen bir adamsan da yine sorun yok. Ama normal sıradan vatandaş için biraz zor. Peki abi şimdi altın ve gümüşe değinmek istiyorum kısaca. Şimdi 2004 yılı, 2024 yılı altın yılı olacak deniyor. Yani bunun en büyük sebebi nedir? Yani altın beklenen rakam yani 2500 diyen var, 2700. Tamam söyleyeyim. Gram 2750 zaten olması çok normal. 2750 gram görebiliriz bu sene içinde. 2024'ün sonuna kadar. Evet hatta 3000 bile olabilir. Çünkü niye olabilir diyoruz tabii yatırım tavsiyesidir ama. Niye? Çünkü hem dövizde artış olacak beklediğimiz. Çok ucuz kaldı döviz diyorum. Yani ne kadar insanlar şimdi kızacak olsa da. Şeyde ons da ucuz kaldı yıllardan beri çok artmadığı için. Amerika'da faiz düşüyor olunca ons da artacak. Ons %15 artsa 2300'ü görse. Buradan da dolar %35-40 artsa. Olduğumuz zaman zaten %60-70. 2000 lira zaten otomatik olarak %70 dediğinde 3400 lira geliyor yani. Anladın mı? Yani çok rahat bu rakamların. Ben yıl sonuna kadar görülebileceğini düşünüyorum. Peki gümüş için ne söylemek istersin? Şimdi şu an gümüş 22 lira civarında. Gümüş onunla yıllardan beri altının altında kalıyor. O yüzden ben gümüşü çok sevenlerden değilim. Yıllardan beri insanları gümüş pompalıyorlar. Herkes zarar ediyor sürekli gümüşte. Gümüş dolar bazında yıllardan beri çok artmıyor. Doları altının altında kalıyor. Bir an gün artabilir mi? Artabilir ama ben altın varken merkez bankaları altın alıyorsa ben de altın alırım. Niye gümüş alayım? Altın merkez bankaları ne alıyorsa onu yaparım yani. Peki abi yatırım konusuna yani yatırıma gelecek olursak. Şimdi yani gençler için veya benim gibi evliler için mesela her ay birikim yapmasını tavsiye edersen neler almasını istiyorsun? Bireysel emeklilik yapmanız lazım. Bireysel emeklilik yapın ki paranız zorla biriksin. Paranız zorla birikecek, bireysel emekliliği yatıracaksın. Orada da doğru fonlara yatıracaksın. Altın fonu veya hisse senedi fonu. Altın fonuna düzenli olarak para yatırırsan her yıl 100 liralık altın alıyorsan 30'a devlet veriyor. 130 liralık altın alıyor zaten. Kim kime bunu veriyor? Müthiş bir fırsat. Bunu düzenli olarak bir de biriktirirsen 10-15 yıl sonra hatır sayılır bir paran olur. O hatır sayılır parayla da arsa mı alırsın, ev mi alırsın, yatırım mı yaparsın sen bilirsin ama o paranın zoraki biriktirmek için en güzel yöntemlerden biridir bu. Peki hangi fonları önerirsiniz daha çok? Yatırım tavsiyesi olarak söylemem doğru olmamakla beraber ben daima hisse ve altın dışına çıkmıyorum. İkisi de en çok kazandırıyor. En riskli bunlar gözüküyor ama en çok da bunlar artıyor. Dolayısıyla uzun vadeli baktığım için de arada düşüşler olsa da en çok kazandıran hep bunlar olmuş. Mevduatı söylemiyorsunuz bile. Yani parayı mevduatı yeterli yok şu an. Çok düşük enflasyonun altında olduğu için çok mantıklı. Şu an %42-43'te mecbursan 2 ay sonra çekeceğim bir param varsa mevduat. Ama paranı 5 yıl sonra 4 yıl sonra çocuğunun çoluğun için yatırım yapacaksan mevduat eritiyor parayı. Finansal özgürlük için 5 madde saymak istersiniz. Ne söylemek istersiniz herkese? Birincisi etrafımızda. Mesela benim yaşım 35. Tamam. Ben daha şu an finansal özgürlüğümü elime alamadım. Tamam. Mesela bana ne tavsiye edersiniz? Finansal özgürlüğün ne olduğunu bilmesi lazım insanların. Şunu anlamıyorlar. Finansal özgürlük zenginlik değil arkadaşlar. Zengin olanlar finansal özgür olmuyor. Tamam mı? Yani bugün son model araban olabilir, BMW'n olabilir, Mercedes'in olabilir. Ondan sonra ama öyle bir villa almışsındır ki, öyle bir yat almışsındır ki var öyle tipler. Ya da çocuğun Amerika'da öyle bir okulda okuyordur ki sen her sabah 6.30'da kalkmak zorundasındır. Yani yukarıdan bir telefon gelir patronundan diye korkarsın, ağlarsın. Vesaire. Bu finansal özgürlük değildir. Bu finansal köleliktir. Sen zengin kölesindir. Böyle çok insan var. Ya da işte Atatürk'le ilgili kötü bir haber yazarlar. Ondan sonra sen bir tweet bile atamazsın. Aslında çok zenginsindir. Çok büyük bir sanatçısındır. Ama aslında özgür değilsin. Finansal kölesin. Çünkü sen de müthiş bir yer almışsın. Onun parasını ödemekten cesaret bile edemiyorsun. Bunların hiçbiri zenginlik başka bir şey. Finansal özgürlük şu. Beni beğenmediğin, seni beğenmiyorsam şu masadan kalkabiliyorsan, patronunu beğenmediğin için çalışmak istemiyorsan, müşteriyi beğenmediğinden çalışmıyorsan, sabah istediğin saatte kalkıyorsan, istediğin insanla çalışıyorsan, istediğin insanla çalışmıyorsan, sen özgürsündür. Bu finansal özgürlük budur. Bunun için çok zengin olmana gerek yok. Bir kez bunu anlamak lazım. Çok giderlerin çok yüksekse sen yine zengin olamıyorsun, finansal özgür olamıyorsun pardon. Dolayısıyla giderlerin düşük olması lazım. Mütevazi yaşaman lazım. Minimal yaşaman lazım. En büyük gider kalemi de
Yani benimki kredi kartı mesela. Tamam, şimdi onları bir sayacağım. Birinci kural şu, bir kez hayatında finansal özgürlüğün ne olduğunu anladın mı? Anladım. Evet. Diyorsun ki mesela abi herkes Ferrari kullanıyor, herkes işte sıfır araba kullanıyor, herkes ne bileyim bilmem ne kullanıyor. Ben abi otobüste gidiyorum, geliyorum ama abi her sabah denize girip gidiyorum Fethiye'de. İşte sen özgürsün, finansal özgürsün. O İstanbul'da Ferrari'ye veya BMW'ye binen özgür değil. Bir kez bunu anladın mı? Bir. İkincisi etrafında toksik insanları çıkaracaksın. Toksik dediğim para harcayan insanları tamam mı çıkaracaksın. Eğer etrafında altılı ganyan oynayan, kumar oynayan, içki içen, alemlere takılan, çok fazla gezen, çok fazla parasının olduğun üzerinde yaşayan insanlarla dolaşırsan otomatik olarak sen zaten tüketime başlarsın. Paran kalmaz. Eşin de mutlaka öyle eşlerle görüştürmeyeceksin. Yani öyle bir eş gördün mü arkadaşın hemen onlardan uzaklaşacaksın. Bunlarla görüşmeye başladın mı bir kez finansal özgür olamazsın. Çünkü sen de tüketime başlıyorsun. Bu bir. Çünkü etrafındaki 5 kişinin ortalamasıdır insan. Bunu koyduk mu bir. İkincisi mutlaka giderlerini az tutacaksın. Tasarruflu yaşayacaksın. Üçüncüsü kazandığını mutlaka doğru yere yatırmaya yatıracaksın. Aldığın maaş sabit. Tamam. Ama giderlerini sürekli artıyor. Tamam. Bunu nasıl azaltacaksın? Mesela, bir de kredi kartı kullanıyorum. İşte ona gidecek. Kredi kartını mümkün olduğu kadar kullanmayacaksın. Kredi kartı çünkü herkes onu çok savunuyor şu anda. Kredi kartının çok matah bir şey olduğunu anlatıyor ama aslında kredi kartı senin almayacağın bir ürünü almanı sağlıyor. Dolayısıyla çok güzel şu kolundaki saati kredi kartı sayesinde alabiliyorsun. Kredi kartın yoksa alamıyorsun. Saatsiz dolaşıyorsun. Ama kredi kartın varsa o saati alabilirsin. Kredi kartın varsa tatile gidebiliyorsun. Kredi kartın yoksa ki memlekete gidiyorsun veya işte deniz kenarı başka bir yere gidiyorsun. Dolayısıyla kredi kartını çıkaracaksın. İlla mı kullanmak istiyorsun? Tek kredi kartı kullan. İlla mı kullanmak istiyorsun? Düşük limitli kullan. Ve sonra da zamanla kes. Tamam mı? Dolayısıyla bu tip şeylere dikkat edeceksin. Etrafında işte harcayan insanlar olmayacak. Tasarruf yapan insanlar olacak. Kredi kartı kullanmayacaksın. Tüm bunlara dikkat edince zaten otomatik olarak para biriktirmeye başlıyorsun. Paranın biriktiğini ve büyüdüğünü görünce de zaten ondan o kadar çok mutlu oluyorsun ki artık kendini buna alışkanlık haline getiriyorsun. Parayı doğru yerlere koyman lazım. Son olarak o da önemli. Paranın özellikle gençsen, 25-35 yaş arasındaysan, paranın hatta 40'a kadar bence böyle, sana sıçramalı büyütecek yerlere koyman lazım parayı. Nedir? Toprak, coinler, bitcoin olabilir. Ondan sonra cima, hisse senetleri. Bunlara koyman lazım ki para hızlı büyüsün. Ama bunları tabii finansal okuryazarlık olarak kendini geliştirmen lazım. Ama bunları yapmazsan, parayı biriktirip mevduata tutarsan yine finansal özgür olamazsın. Parayı biriktirip sürekli işte altın bile değil, dolar alıp kasada tutarsan yine finansal özgür olamazsın. 90 bin lira telefon alırsa? Zaten tüketim yaparsan birikim de yapamazsın. Dolayısıyla bunlara dikkat edince otomatik olarak zengin olmuyorsun ama finansal özgür oluyorsun. Para parayı çekiyor zaten. Benim hep anlattığım şey o. Zaten eğer sen parayı biriktirirsen Allah da sana bir gün hayatına fırsat çıkarıyor. Yani bir gün bir bitcoin çıkıyor, bir coin çıkıyor, alıyorsun zengin oluyorsun veya bir melek yatırımcı oluyorsun veya bir şirket bir ürün getiriyor ona ortak oluyorsun veya bir arkadaşın şu işi yapalım diyor. Ya bence her insanın hayatına bir iki tane veya bazen üç tane şahane yatırım fırsatları geliyor. Başarılı olan insanların, zengin olan insanların en büyük özellikleri o fırsat geldiğinde ceplerinde paraları var. Başarılı olamayan insanların da o fırsat geldiğinde ceplerinde paraları yok. Aslında herkes görüyor. Herkes görüyor. Herkes. Yani baktığın zaman Steve Jobs olsun, bilmem kim olsun, Elon işte Musk. Amazon, Elon Musk hepsi tamam, o fırsatlar geldiğinde, tabii kafaları çalışıyor ama o fırsatlar geldiğinde de bir destek olacak birileri varmış, etraflarında bir paraları varmış. Yani onlar böyle çok har vurup harman savuran adam olsalar yapamazlarmış. Dünyada har vurup harman savurarak zengin olan adam görmedim. Ama tasarruf yaparak zengin olan çok gördüm. Buna dikkat etmemiz lazım. Tasarruf çok önemli. Abi son olarak kitabın alakalı konuşmak istiyorum. İkinci kitabını çekti. Şu an satışlar ne durumda, nasıl gidiyor? Süreselin aşağıdan getirseydik kitabı bir tane. aşağıda bir kitap, neyse. Kitap iyi. Birinci kitap 100 bin sattı. İkinci kitap da şu an 25 bin sattı. Bırak ismi kitabın. İşte her sabah alarmın sesiyle uyanmayı bırak. İşte kredi kartlarının veya kartların kölesi olmayı bırak. Köle olmayı bırakmayı anlatıyor kitap. Gayet iyi gidiyor. İnşallah insanlara faydası olur. Uyanan çok olursa, ne kadar çok insan uyanırsa o kadar özgür bir ülke oluruz. Özgür ülke olmanın yolu paran olmasından geçer. Ülkecek ne zaman tasarrufa alışırız? Bu lüks arabaları etrafta görmeyiz. O zaman zengin oluruz. Zengin olursak da dünyaya da sözümüz geçer. Yoksa böyle lüks arabalara binen ama sözü geçmeyen bir toplum, bir ülke oluruz yani. Maalesef. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka bir programda görüşmek üzere. İnşallah. Haftaya başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.